Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Ferhan. Bugün sizlerle şu ana kadar görüp görebileceğiniz en iyi PvP modunu sizlere tanıtacağım gençler. Bu videonun da şerefine bu videoya artı 1500 like falan bekliyorum. Umarım da gelir yani. Neyse, isterseniz mod tanıtımına başlayalım. Arkadaşlar çok kısa bir zamanınızı alacağım. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yanda çıkan zile basıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana göndererek tık atıp kaydetmeyi ve video like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi isterseniz videoya geçelim. Gençler, öncelikle sol yukarıda gördüğünüz gibi böyle hareket eden bir şey var gençler. Bu sizin eğiminiz oluyor ve gördüğünüz gibi sola çeviriyorum, sağa çeviriyorum. Hop, sağ sol sağ sol, yukarı aşağı yukarı aşağı. GPS modundan tutun gençler, WASD moduna her şey var yani bu modda ve istediğiniz gibi edit yapabiliyorsunuz. Bu arada gençler, haricen benim ping ve FPS modlarım var yani, onları da öyle ayarladım. Belki yerlerini değişim ilerleyen zamanlarda, hiç belli olmaz yani. Bu arada modun linki de açıklama kısmında mevcut, indirip siz de yapabilirsiniz yani. Dilerseniz gençler modun direkt edit kısmına geçelim. Öncelikle gençler alttan slash kmod yazıyoruz ve önümüze böyle çok güzel bir arayüz geliyor. Şimdi öncelikle gençler, burada gördüğünüz gibi İngilizce olarak editlenmiş. Ben size az da olsun çeviri yapmaya çalışacağım. Edit background diyor gençler. Background arka plan demek. Mesela bu gördüğünüz böyle şu an ben bunu turuncu gibi bir şey yaptım yani. Mesela bunu ben değiştirebilirim. İstediğim rengi ayarlayabilirim. İstediğim rengi. Mesela gençler, ben bunun şeffaflığını fazla beğenmedim. Ben bunun şeffaflığını abi şöyle düşürmek istiyorum. Hop, gördüğünüz gençler, bunu istediğiniz gibi böyle şeffaflığını falan da düşürebiliyorsunuz. Yani kafanıza göre takılın diyorum. Ben şimdilik şöyle bir şey bırakacağım. İlerleyen zamanda kendime göre bir ayar çekerim. Aynen ya, ben de şu anlık şöyle gibi bir şey kalsın. Tamam. Sıra geldi gençler edit text kısmına. Bu edit text kısmı gençler çok güzel olmuş cidden. Hani ben bayağı bir beğendim. Burada gençler istediğiniz bir şey yazabiliyorsunuz. Mesela ben örnek olarak by doctor kmod yazacağım yani, bize özel olsun. Mesela ve ben bu yazının da böyle yani değişmesini istiyorum. Mesela şuradan bold'a bastım böyle. Yukarıda görüyorsunuz gençler, yazı biraz daha böyle nasıl desem parlıyor. Böyle daha az böyle bir şey oluyor. Mesela pulse'yi açalım. Pulse neymiş? Pulse'de birazcık daha oynatıyor. Mesela Rainbow diyeyim abi. Rainbow da sürekli böyle renk değiştiriyor. Hani ben en çok bunu beğendim. Ve Rainbow'a da gerek yok. İstediğiniz gibi bunu da renklendirebiliyorsunuz yani haricen. Mesela bunun renginde şeffaflığını fullleyelim. Bunda rengini şöyle bir sarıya yakın bir şey yapalım. Bir dakika, sarıyı şöyle yapıp aynen sarı oldu. Tamam, mesela bu da böyle kalsın gençler. Daha sonra bunlar da açık kalsın. Bunları geçelim. Sıra geldi Edit CPS moduna. Edit CPS modu gençler, şurada gördüğünüz CPS'inizin rengini değiştirebiliyorsunuz. Kendi kafanıza göre gençler. Hepsi aynı mantıkla çalışıyor yani. Buradan istediğiniz ayarı veriyorsunuz ve isterseniz de gençler buradan Rainbow sekmesini açıp yani bunları da açıp böyle daha bir hoş görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu tamamıyla gençler sizin göz zevkinize kalmış bir şey. Yani buna da ben karışamam. Daha sonra gelelim, buradan Edit Mouse Cursor var. Bunu pek bilmiyorum, oynamanızı tavsiye etmem yani. Ama gençler, ben sizler için değiştirmek istiyorum. Bir deneme yapacağım yani. Mesela şunu bir rainbow yapayım, bakayım ne olacak. Ha tamam gençler, bu da eğiminizin rengini değiştiriyor gördüğünüz gibi. Bunu da isterseniz rainbow açabilirsiniz yani, kafanıza göre takılın. Ama bence sabit bir renk kalması daha iyi olur diye düşünüyorum. Sıra geldi Edit WASD moduna. Gençler sağ yukarıda gördüğünüz WASD modunu ben rainbow'u aldım. Hatta kapatayım şöyle bir. Bunun da rengini şöyle bir şık bir şey yapalım. Mesela bunda rengi aynen böyle kalsın. Bunu da istediğiniz gibi gençler rainbow açabiliyorsunuz yani, sürekli renk değiştiren mod. Kafanıza göre takılın yani. Sıra geldi gençler edit sida bariyerine. Bunu fazla bilmiyorum ama sizler için yine de birazcık kurcalayacağım yani. Hatta şimdi bir rainbow alalım, bakalım hangisi değişiyor. Hah tamam. Gençler bu da CPS'in yanında böyle çizgi var yukarıdan aşağı, onu değiştiriyor. Bunun ne olduğunu tam bilmiyorum. Ama siz yani uğraşırsanız bulabilirsiniz de ben düşünüyorum. Ben sadece yani tanıtımını yapacağım bu modun. Sıra geldi gençler en son yer edit divider yerine. Buna bakalım, bunun ne olduğunu şu an cidden bilmiyorum. Şu rainbow açalım, hangisi değişiyor? Ha tamam, bu da gençler yazınızın böyle yazdığın senin yanındaki uzun çizginin rengini değiştiriyor. Yani isterseniz bu da rainbow kalsın mı? Yok ya, bunu ben sarı gibi bir şey yapacağım. Şöyle sarıya yakın bir şey yapalım hatta. Sarıyı nasıl yapabiliriz? Renklerle birazcık oynamamız gerek. Şunları kapatalım şöyle. Yeşil oluyormuş. Şunu açalım. Aynen sarı oldu. Tamam. Ve gençler ben son olarak şunu yapmak istiyorum izninizle. Şuradaki By Doctor K mod yazısını sileceğim gençler. Hani bu modun şerefine bu videoya şöyle bir artı 1500 like istiyorum sizden yani. Ve şu Rainbow'u da açalım ve bunu da yerine her zamanki gibi ayarladığım gibi ben şöyle ayarlayayım abi. Ve bu arada gençler K mod yazdıktan sonra bunun yerini kendiniz belirliyorsunuz. İster sağ ister sola, kafanıza göre takılın yani. Ben şöyle bir şey yapacağım. Böyle iyi mi? Ama bir dakika, böyle yaparsak bizim FPS modumuzda sıkıntılı oluyor mu abi? Aynen abi, bizim şu an FPS modumuzda biraz sıkıntılı oldu. Bir daha şöyle kmod yazalım. Mesela bunu ne yapalım abi, şöyle yapalım, birazcık boşluk bırakalım. Hatta şöyle yapalım abi, bir saniye. Ben şöyle arkasından bunu biraz ittirmek istiyorum. Çünkü oradaki FPS yerimizde açılsın abi. Aynen artı 1500 like istedik sizlerden de. Umarım da yani bu video artı 1500 like üzere gelir gençler. Şunu da şöyle alalım. Bakalım ping modumuza, şöyle pingimizde ping. Display'den şöyle yerini de şöyle alırsam eğer, bakalım
Ha bu arada bunu ayarlaması biraz sıkıntı. Bunu da ayarlarsınız ya, ben size güveniyorum. Ping'i nereye alsak hoş olur? Tamam ya, bir dakika, ping'i de şöyle FPS'in altına almak istiyorum. Bakayım. Tamamdır, bence çok yani güzel durdu. Neyse gençler, umarım mod tanıtımını beğenmişsinizdir. Hani bu modda şöyle artı 1500 like üzeri gelirse cidden ama çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada böyle tıkladığımda gözüm gençler 1500 like ve CPS yani çıldırdı. Kafayı yedi. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve de bay bay.